Nasıl nafakamı istemezsin ya? Yeminim var Namık. Senden gelecek tek sınırlık bile kursamdan geçmeyecek. Biz senin için ne yeminler bozduk kızım? Alacaksın o nafakayı. Ya bırak şu arabesk ağızları da bas git. Şunu da aklına sok. Senden tek kuruş bile istemiyorum. Bana bak. Sen de şunu aklına sok. Koskoca devlet o nafakayı sana kocandan vermiş. Alacaksın. Birincisi eski kocamsın diye. İkincisi de o namık serserisinden nafaka istemiyorum diye dilekçe verdim. Vay 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 vay. Yaptın mı lan bunu? Bundan sonra böyle. Ben kendi kendime yetiyorum. Namık, sen hala burada mısın ya? Müşterileri rahatsız ediyorsun. Hadi. Ulan abi gözünü seveyim şimdi olmaz. Sen de iyice dayak müptelası oldun ya. Bırak adamın eli ağır. Bırak beni bekle. Ya abi dayak yiyeceğiz yine ya. Kazanacağımız bir şekil bulmamız lazım Namık abi. Anladın sen. Merhaba hanımlar. Merhaba hocam. Bu ikisi sizi rahatsız etmediler değil mi? Havladı havladı gitti ne yapacak? Ziya Hoca. Buyurun. Fırsatım olmadı. Tebrik ederim. Takmışsınız Zehra Hanım'la yüzüğü. Aa, evet. Teşekkür ederim, sağ ol. Yalnızlık Allah'a mahsus tabii. İnşallah darısı en kısa zamanda benim de başıma. Şöyle sizin gibi efendi, dini bütün, hayırlı biriyle. İnşallah Sever Hanım, inşallah. Hayat sizin de karşınıza öyle birini çıkarır umarım. Siz de hayırlı bir evlilik yaparsınız. İnşallah. İyi günler. İyi günler hocam. İyi günler. Seval, kız sen hocayla ne biçim konuşuyorsun öyle? Vallahi utandırdın beni. En kısa zamanda darısı benim başıma inşallah. Ayıp ayıp. Neresi ayıp bunun Müberra abla? Zehra hocayı kafesleyince ayıp olmuyor da ben dua edince mi ayıp oluyor? Saçmalama ya, ne alakası var? Hem sözlenmenin neresi ayıp oluyor? Ya Seval, bazen hiç lafını bilmiyorsun ha. Hadi içeri. Hadi. Hadi. Allah Allah.